Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli belediye başkanlarım, saygıdeğer misafirlerimiz, Türkiye'nin ulusal ve yerel medyasının çok güzide temsilcileri, değerli dostlar, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bugün burada sizleri Karadeniz'in incisi olan bu güzel şehirde, güzel bir mekanda, her ne kadar hava puslu olsa da zaman zaman o pusun açıldığında gördüğünüz o güzellikler arasında sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Yayıncılar Derneği'ne, değerli yöneticilerine, değerli başkanı Sinan Burhan Bey'e ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben aşağı yukarı bu çalıştay, kurultayların neredeyse tamamına katılmış birisi olarak yaptığınız için işin önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Her zaman da siyasi hayatım boyunca Türkiye'de yerel medyanın gelişmesi noktasında elimizdeki imkanlarla her türlü desteği siyasi olarak da vermeye gayret etmiş olan birisiyim. Çünkü Türkiye özellikle geçmiş dönemlerde medyada çok sesliliğin ortadan kalktığı, hatta medya aracılığıyla demokrasi karşıtlığının bile özendirildiği, alkışlandığı günleri yaşamış bir ülkedir. Neredeyse darbeden sonra darbelere şakşakçılık yapan, efendim darbenin uygulamalarına bir türlü kılıflar vurmak için mesai harcayan nice medya kuruluşlarını gördük. Zor zamanlarda, özellikle son yıllarda, zor zamanlarda Anadolu medyası hem demokrasinin sesi olarak ortaya çıktı, hem Anadolu medyası yerel halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını siyaset alanına taşıyan büyük bir fonksiyon icra etti. Ve çok şükür her türlü millet karşıtı, demokrasi karşıtı harekete karşı da kendisini ortaya koyarak bütün gücüyle mücadelesini gösterdi. Bunlardan en sonuncusu da 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Anadolu medyasının, yerel medyanın göstermiş olduğu demokrasiye bağlılıktır. O sınavdan büyük bir özveriyle, büyük bir fedakarlıkla o sınavdan geçtiniz. Ben bir kere daha Anadolu medyasını 15 Temmuz sonrasında göstermiş olduğu duruşu dolayısıyla tebrik ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Medyanın, Anadolu medyasının gelişmesi, çeşitlenmesi, fikirlerini çok rahat bir şekilde kamuoyuna taşıyabilmesi, aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğin, farklı fikirlerin gündeme gelmesinin de teminatıdır. Sokaktaki vatandaşın aklından geçenlerin, hatta gönlünden geçenlerin bir şekilde yerel medya unsurlarıyla da olsa bilinir hale getirilmesidir, kamuoyunun gündemine taşınmasıdır. Bundan dolayı önemli bir fonksiyon icra ediyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Engellerinizin büyük bir kısmının da son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde giderilmeye çalışıldığını biliyorsunuz. İnşallah Anadolu medyasını önümüzdeki günlerde çok daha güçlü bir yerde göreceğiz. Değerli dostlar, bugün Ordu'da iki tane önemli etkinliği birden yapıyoruz. Bunlardan birisi MENA Turizm ve Yatırım Çalıştayı'ydı. Az evvel onun açılışını yaptık. MENA dediğimiz biliyorsunuz Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler. Dünyanın tam tabiriyle böyle kilit taşı gibi olan bir coğrafyada her türlü zenginliğe sahip, her türlü imkana sahip olan, hepsi dost ve kardeşimiz olan ülkeler, halklardan müteşekkil bir coğrafya. Fas'tan başlayıp Irak'a kadar uzanan Kuzey Afrika ülkelerini, Orta Doğu ülkelerini, Körfez ülkelerinin bir kısmını kapsayan bir coğrafya. Her türlü imkanı var ama maalesef özellikle son yıllarda kendi iç türbülanslarıyla, iç çelişkileriyle, çatışmalarıyla gündeme gelen bir coğrafya. Tarihi bağlarımız var, kültürel bağlarımız var, inanç bağlarımız var. Bizi birbirimize yakınlaştıran çok sayıda ortak örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz var. Bu ülkelerin insanlarıyla, özellikle turizm alanındaki yatırımcılarla, o alandaki müteşebbislerle bir toplantı yapıldı. İkincisini yapıyoruz bu sene. Geçtiğimiz sene Rize'de, bu sene de Ordu'da yapıldı. Karadeniz'in incisi olan bu güzel şehirde, buranın az evvel Sayın Valimizin de ifade ettiği turizm potansiyellerini biraz da uluslararası alana taşımak için böyle güzel bir etkinliği, iki gün sürecek etkinliği yapıyoruz. Oraya çok sayıda yatırımcı geldi. Onlarla Türkiye'deki turizm sektörünün paydaşları bir araya geldiler. Ümit ediyorum ki bu toplantı dolayısıyla sayısız işbirlikleri ortaya çıkacaktır. Son derece faydalı
yatırım imkanları ortaya çıkacaktır. Türkiye'de çok sayıda bu ülkelerden misafirlerimiz önümüzdeki yıllarda gelmeye devam edecektir. Ordu ilinin de bu gelişmeden büyük bir şekilde istifade edeceğini ümit ediyoruz. Ben bu vesileyle bir kere daha MENA toplantısının ilimize, bölgemize ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İkincisi de burası. Burada da farklı bir ses. Yerli, milli bir ses. Anadolu Yayıncıları. Anadolu Yayıncısı arkadaşlarımız bir araya gelerek her sene başka bir yerde Anadolu'nun farklı önemli bir yerini, şehrini, merkezini görüyorlar. Bu sefer de sizlere Ordu'da ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah güzel, gönlünüzce bir seyahat burada yapmış olursunuz. Değerli kardeşlerim, Türkiye gerçekten kültür alanında da, turizm alanında da son derece zengin bir ülkedir. Türkiye, Anadolu toprakları olarak üzerinde bastığımız bu coğrafya, insanlığın tabir caizse en büyük kütüphanesi, en büyük arşividir. Bu toprakların üzerinden 24 büyük medeniyet geçmiş, ayrıca irili ufaklı da birçok şehir medeniyeti var olmuştur. İslam medeniyetinin önemli şaheserlerinin, Sultanahmet gibi, Süleymaniye gibi, Selimiye gibi önemli şahsiyetlerinin yer aldığı coğrafya burasıdır. İslam medeniyetinin peygamberler ve evliyalar şehri olarak isimlendirebileceğimiz çok sayıda yerleşim yeri bu topraklardadır. Ayrıca İslam öncesi döneme ait antik dönemlerden ve öncesinden kalma çok sayıda eser, şehir ya da yapıt bugün hala Türkiye topraklarında kendisini bir şekilde korumayı başarabilmiştir. Bu büyük kültürel zenginlik bizim en büyük mirasımızdır. Bu mirasımıza sahip çıkmak, bunu hem Türkiye'nin içerisinde güçlü bir şekilde halkımıza tanıtmak, hem de aynı şekilde bu güzelliklerin bütün coğrafyalara, bütün ülkelere tanıtılması için seferber olmak durumundayız. Bizim sahip olduğumuz zenginlik sadece binalardan, camilerden, antik kentlerden, saraylardan, köprülerden, kervansaraylardan ibaret değildir. Bu coğrafya aynı zamanda estetik, sanat ve kendini ifade etmek bakımından, eskilerin o güzel tabiriyle söyleyeyim, bedihiyat bakımından da en güzel örneklere sahip olan bir ülkedir. Müziğin en güzeli burada icra edilmiştir. Sanatın, süslemelerin, el sanatlarının, elbiselerin, giyim kuşamın, hatta müzik aletlerinin en ihtişamları bu topraklarda vücuda gelmiş, bu topraklarda sanatkarların elinde yoğrulmuştur. Aynı şekilde sadece bir takım binaları mimari değerler olarak yapmak değil, ortaya konulan bütün eserlere tabir caizse bir ruh üflenmiş, o ruhla birlikte böyle bir kağıda ya da bir kumaşa dantel gibi işlenen eserleri bugün hala koruyor, hala sahibiz. Allah'a çok şükür böylesine büyük bir zenginliğe sahip olan herhalde dünyada başka bir ülke yoktur. Aynı şekilde turizm alanında da bir turistin isteyebileceği ne varsa hepsine sahip olan bir ülkeyiz. Dört mevsim, yedi coğrafi bölgesinde var olan ve yaşanan bir ülkeyiz. Ovaları, yaylaları, şelaleleri, nehirleri, gölleri, denizleriyle her türlü su nimetinden istifade etmiş olan bir coğrafyayız. Yeşilin her tonu, çiçeğin her türlü farklı tonlarıyla, renkleriyle bütün güzelliklere sahip olan bir coğrafyayız. Bu açıdan baktığınız zaman doğal güzelliklerin yanında tarihi zenginliğimiz ve çeşitliliğimiz, aynı zamanda inanç turizmi, kültür turizmi gibi alanlarda da bize büyük bir imkan sağlıyor. Ayrıca spor turizminden sağlık turizmine, kongre turizmine kadar her alanda adım atabilecek çok büyük imkanlarımız olduğunu görüyoruz. Çok şükür son yıllarda yine ifade edildiği gibi her alanda başarı sağlandığı gibi turizm ve kültür alanında da ileriye doğru gitmek için hamle üstüne hamle yapıyoruz. Şunu açıkça söylemek isterim. 2002 yılında Türkiye'de yılda yaklaşık 30'a yakın film üretilirken, Osman Sınav Bey burada benden daha iyi biliyor. 2017 yılında Türkiye'de 138 tane yerli film üretilmiş ve bu filmler vasıtasıyla Türkiye birçok
uluslararası yarışmada kendisini göstermiştir. Üç filmimiz de Ayla filmi, Sarı Sıcak filmi ve Buğday filmi uluslararası alanda rekabete çıkmış ve başarılı olmuşlardır. Dolayısıyla film endüstrisinde büyük bir atılım içerisindeyiz. Dizi endüstrisinde aynı şekilde. Dünyada dizi endüstrisinde ikinci sıradayız. Yerli film seyretilme oranında Avrupa kıtasında birinci sıradayız. En çok yerli film Türkiye'de Türk halkı seyrediyor. Bunların hepsi Türkiye'nin kültür hayatındaki zenginliği ve gücünü ortaya koyuyor. Daha dün gece geç vakit Sayın Cumhurbaşkanımızla Özbekistan ve Güney Kore ziyaretinden geldik. Özbekistan'da ve Güney Kore'de güzel Türkçe konuşan, hadi Özbeklerin lisan olarak da benzerliği var. Ya bu güzel Türkçeyi nereden öğrendiniz dediğimiz zaman bize seyrettikleri Türk filmi üzerinden Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan hayranlıklarının arttığını ve böylece Türkçe sevdalarının başlayarak güzel Türkçe öğrenmeyi başardıklarını anlattılar. Bu anlamda dizilerimiz vasıtasıyla Türkiye'nin tanınırlığını, marka değerini de inşallah çok daha güçlü bir şekilde ileriye doğru taşıyoruz. Turizm alanında iyi bir gelişme kaydediyoruz. 2017 Türkiye için büyük bir şekilde geri dönüştü. 2018'in ilk 3 ayında bütün yılların rekorunu kırdık. 5.1 milyon misafirimiz 3 ay içerisinde Türkiye'yi ziyaret etti ve yine geçmiş yıllar ortalamasına göre %35'lik bir artış sağladık. 4.4 milyar dolarda gelir elde edildi. Bu da geçmiş yıllar ortalamasına göre yaklaşık %30-31 civarında gelir artışı demektir. Değerli kardeşlerim, bunu şunun için söylüyorum. Bir ülke bütün alanlarda, her alanda güçlü bir şekilde ileriye doğru yürümek mecburiyetindedir. Hele hele bizim gibi iddiası olan, iddiası sadece tarihten getirdiği iddiası değil, iddiası bugün sahip olduğu potansiyelleri, bugün küresel ölçekte ortaya koyabileceği rekabet gücü ve bölgesel büyük bir güç olma hedefiyle dünya sisteminde rol sahibi olan bir ülke olma hedefine doğru yönelmek olan bir ülke için her alanda önüne hedefler koymak mecburiyeti vardır. Biz yerimizde sayamayız. Biz bir şekilde önümüzdeki bize gösterilen resmi görerek o resmin gereklerine göre bir köşede oturamayız. Biz bu ülkeye, bu aziz millete, gerçekten büyük bir güç ve potansiyele sahip bu ülkeye büyük ufuklar çizmek ve bu hedefler doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sanayiden yüksek teknolojilere kadar, turizmden kültür alanındaki yatırımlarımıza kadar, her alanda önümüzdeki yılların planlamasını yapmak, hep beraber ilgilileriyle birlikte bir takım oyunu oynayarak gücümüzü artırmak durumundayız. Örneğin Türkiye son yıllarda milli sanayinde fevkalade ciddi bir artış, yükseliş içerisindedir. Ama geldiğimiz nokta bizim için yeterli değildir. Türkiye'nin artık bir tank motorunu, artık uçak motorunu ve uluslararası alanda uzayda rekabet edebilecek teknolojilerini ortaya koyma mecburiyeti vardır. Yıllar evvel Türkiye'de Türkiye'nin sanayileşmesiyle ilgili bir takım ufuk hedefler ortaya konulduğu zaman bazıları gülüp geçmiş, hatta bu sanayileşme hamlelerini hafife alarak bunların üstünü örtmeye çalışmıştı. Eğer Türkiye 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda atması gereken sanayileşme adımlarını atsaydı, sizi temin ederim ki bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi değil, bugün dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olurdu. Eğer Türkiye o yıllarda atması gereken adımları atabilmiş olsaydı, bugün milli gelirleri 25 bin dolar seviyesini aşmış olan büyük bir ülke olurdu. Türkiye bugün yerli araba yapmak sevdasını çoktan geride bırakmış, ürettiği yerli araba markalarıyla uluslararası otomotiv sektöründe rekabet edebilen bir ülke haline gelirdi. Şimdi çok şükür geçmişten gelen bu hata paylarımızın oluşturduğu gecikmeyi ortadan kaldırıyor ve hızla ileriye doğru gidiyoruz. Önümüze 2023 hedefini koyuyoruz. Önümüze 2053-2071 hedeflerini koyuyoruz. Bu hedefler sadece maddi olarak yükselmek değil, aynı zamanda bu ülkenin sahip olduğu medeniyet birikimiyle
tarihte var olana benzer büyük bir çıkışı yakalamak ve yeryüzünde adından söz edilen ve sözüyle bir şekilde amel edilen ülke haline gelmek hedefidir. Türkiye bunu sağlayacaktır. Bu roldan, bu istikametten asla geri dönüş yoktur. Hem teknolojide, hem yüksek teknolojilerde, hem diğer sosyal alanlarda, hem de uluslararası ilişkilerde bu hedeflerimize doğru hiç çekinmeden büyük bir gayretle, milletle el ele yürüyeceğiz. İşte bu tür çalıştaylar, kurultaylar aslında bu tür fikirlerin oluştuğu, geliştiği, tabiri caizse bu fikirlerin mayalandığı ve hep beraber sahiplendiği zeminler olmalıdır. Bunun için de bir kez daha Anadolu Yayıncılar Derneği'ni tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi Türkiye'nin geldiği noktada önümüzde bir seçimle karşı karşıyayız. Bu seçim dolayısıyla da siyaset yapmak için değil, hedeflerimize ulaşmak için atmamız gereken adımları hep beraber hatırlamamız bakımından birkaç noktanın üzerinde durmak isterim. Türkiye'de her seçim önemli olmuştur. Bendeniz'in bu seçim herhalde 12. seçim kampanyasını idrak edeceğim kendi siyasi kariyerim sırasında. Çok seçim kampanyası gördük. Bir kısmını dışarıdan gördük. Değerli kardeşlerim, her seçim önemlidir. Ancak bu seçim Türkiye için fevkalade önemlidir. Şundan dolayı. Türkiye bu kalkınma hızını sağlamak ve kalkınma hızını daha da artırabilmek amacıyla 16 Nisan'da bir referanduma gitti ve bu referandumda yeni bir yönetim sistemini millet onaylayarak yürürlüğe koydu. Şimdi bu yönetim sisteminin milletçe onaylandığı bu yönetim sisteminin ilk seçilmiş cumhurbaşkanını, yani devlet başkanını bu millet bu seçimde belirleyecektir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Seçim kampanyası olacak, şimdiden söyleyeyim. Hiç kimse seçim kampanyasında milletin iradesi yokmuş gibi davranamaz. Yani milletin 16 Nisan referandumunda ortaya koyduğu yeni bir yönetim sistemi talebini yok sayarak bu talebi geri çevirmek için seçim kampanyası yapmak aslında demin sulardan bahsedildi. Akan suyun tersine gitmeye çalışmak demektir. Kimse boşuna milletin iradesini yok saymasın. Millet bu yeni yönetim sisteminden geri adım atmayacak, verdiği karardan geri dönmeyecektir. Neyi kastediyorum? Eğer oy verirseniz öyle anlaşılıyor ki seçim kampanyasını parlamenter sisteme geri dönüş için bir kampanyaya çevirecek partiler olacak ya da çevreler olacak. Geçti o devir. Parlamento çok kuvvetli bir şekilde var olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki dönemde geçmiş dönemlerden daha güçlü bir şekilde ama sadece yasama faaliyetleri üzerine odaklanan bağımsız bir yasama organı olarak Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sisteminin tabir caizse emniyet sübabı olacak. Dolayısıyla bunu geriye çevireceğiz ve Türkiye eski dönemlere dönecek gibi kimsenin aklından bir şey geçmesin. Böyle bir şeye millet prim vermez. Millet eskiye dönüp rağbet etmez. Çok da güzel Türkçenin bir lafı var. Eskiye rağbet olsaydı devamını biliyorsunuz. Bit pazarına nur yağardı. Dolayısıyla millet eski sistemi kapattı, kararını verdi, yoluna devam edecek. Bunun önemli üzerinde durmak istiyorum. Niçin bu millet bu sistemi kabul etti? Türkiye, çok bunu konuştuk ama öyle anlaşılıyor ki bu kampanyada çok daha fazla konuşacağız. Türkiye yeni yönetim sistemini ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklardan kurtulmak için istedi. Türkiye'nin 66 yılı geride bıraktık, 68 yılı geride bırakıyoruz. Bu kadarlık 1950'den bu yana alırsanız bu kadarlık büyük bir çok partili siyasi hayat tecrübesi var. Tek parti dönemlerini bir tarafa bırakırsanız Türkiye koalisyonlarla vakit kaybetti. Hükümet ömrünün ortalaması 17 ay. Türkiye gibi bu kadar dinamik, hedefleri yüksek olan bir ülkede kısa ömürlü hükümetlerle sonuç alabilmek mümkün değildi. Millet bunun için değiştirdi. Şimdi 24 Haziran akşamı millet Cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanına seçtiği gibi hükümeti de seçmiş olacak. İsterse 25 Haziran sabahı seçilen Cumhurbaşkanı hükümetin
ilanını yapacak ve yeni hükümetle yoluna devam edecek. Koalisyon pazarlıkları, hükümet krizleri, hükümet krizleri üzerinden antidemokratik devirlere bir şekilde davetiye asla olmayacak. Türkiye siyasi ve iktisadi anlamda güçlü bir istikrar dönemini yakalayacak. Onun için diyorum ki daha fazla teferruatına girmeyeyim. Hepiniz biliyorsunuz ama şimdiden anlıyorum ki seçim kampanyasının ana tartışma noktalarından birisi burası olacak. Milletin sözünün üstüne söz söyletmeyiz. Milletin sözünün üstüne söz söylenmez. Türkiye yeni model içerisinde yarışa gelecekler, adaylar çıkacak, yarışacaklar. Çok kuvvetli milletvekili adaylarıyla Türkiye'nin her yerinde parlamento yarışı olacak ve çok kuvvetli bir parlamento inşallah oluşacak. Değerli kardeşlerim, bu seçim kampanyası öyle görünüyor ki ikinci önemli meselelerden birisi Erdoğan karşıtlığı olacaktır. Muhalefet şimdiden anlaşılıyor. Bir kişiye karşıt olmak üzerinden siyaset geliştirmeye çalışıyor. Şunu peşin peşin söyleyeyim. Erdoğan karşıtlığından bu memlekete, bu millete hayır gelmez. Buradan hayır çıkmaz. Karşıtlık üzerinden siyaset geliştirecekleri o kadar belli ki aslında geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde başlamıştı. Çatı aday bir araya gelmeleri mümkün olmayan A ve Z partileri gibi birbirine uzak grupların bir araya gelerek çatı aday arayışları. Sonunda bir çatı aday bulmuşlardı o zaman. Şimdi bulamadılar. Aradaki fark o. Bu işin çalışmayacağını da burası gösteriyor. Geçen sefer Sayın İhsanoğlu'nu bulmuşlardı. Bu sefer bulamadılar. Çatı aday bulamadılar. İlan edemediler. Şimdi nasıl olacak? Yine efendim hepimiz adaylarımıza ayrı girelim. Ama sonra ikinci turda tek aday üzerinde birleşiriz. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın izniyle bu millet bu seçimi 24 Haziran akşamı bitirecek ve 24 Haziran akşamı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin seçilmiş sistemin ilk cumhurbaşkanı yapacaktır. Onun için biz muhalefet partilerine diyoruz ki Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir kampanya yapmak üzerine bugün herhalde ana muhalefet adayını açıkladı. Diğer partiler de açıkladı. Keşke bunu önceden açıklasaydınız. Bir çatı aday üzerinde durmasaydınız. Şimdi bu konu üzerinde siz önce kendinizin ne yapacağınızı, nasıl bir Türkiye düşündüğünüzü, nasıl bir Türkiye hayal ettiğinizi ortaya koyun. Anlatın seçmenlerimiz, çok sayıda genç seçmenlerimiz var. Genç seçmenlerimiz anlasın ne tür bir programla ülkeyi yöneteceksiniz ve ona göre bir kampanya yürüsün ve inşallah güzel bir seçim kampanyası sonrasında Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam etsin. Bir başka önemli konu da değerli kardeşlerim, biz bundan sonraki süreçte Türkiye'nin ihtiyacının daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlükler, daha fazla hakkaniyet, daha fazla reformlardan geçtiğini biliyoruz. Türkiye gibi 81 milyon nüfusu olan, toplumsal olarak çok farklı toplumsal çeşitliliğe, farklılıklara sahip olan bir ülkenin hiçbir şekilde değişmeyen aksı reformlar, demokrasi ve atılım aksıdır. Reformlardan bir şekilde geri durmak ya da demokrasinin standartlarını bir şekilde geri kısmak aynı zamanda Türkiye'nin atılım potansiyelini de bir şekilde heba etmektir. Yine Türkiye'nin yakın tarihi bize öğretiyor ki ne zaman demokratik standartlar yükseldiyse o zaman Türkiye'nin kalkınma hızı daha fazla artıyor. Biz demokrasi ile kalkınma arasında doğrudan ilişki olduğuna inananlardanız. Biz insanların her birinin kendi görüşünü, kendi fikrini en açık bir şekilde ifade etmesinden yanayız. Onun için önümüzdeki dönemin şiarlarından birisi, önümüzdeki dönemin önemli işaretlerinden birisi daha fazla demokrasi, daha fazla katılımcılık, daha fazla atılım, daha fazla kalkınma olacaktır. Bunun için de vatandaşlarımızın her birisinin farklılıklarını zenginlik olarak telakki ediyoruz. Nasıl diyoruz ya, Türkiye kültürel bakımdan dünyanın en fazla çeşitliliğe sahip ve en zengin, en derin zenginliklerine sahip ülkesidir. İnanın ki yaşayan kültürümüz bakımından da her türlü farklılığa sahip olan bir milletiz. Bu farklılıklarımızdan, çeşitliliklerimizden dolayı da
Allah'a şükrederiz. Böyle bir milletin ferdi olmaktan dolayı da gerçekten iftihar duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Değerli kardeşlerim, önümüzdeki dönem bu anlamda Türkiye'nin atılımını sağlamak için reform istikametinde hızlı bir şekilde yürüyeceği bir dönem olacaktır. Ayrıca Türkiye uluslararası alanda almış olduğu liderlik fonksiyonunu, ortaya koyduğu liderlik fonksiyonunu artırarak sürdürecektir. Dünya beşten büyüktür demeye devam edecektir. Dünya mazlumlarının sesi kulağı olmaya devam edecektir. Milletimizin bize bağlı, bize gözümüzün içine bakan yüz milyonlarca insanı bir şekilde onlara el uzatmayı, onlara elimizi açmayı, onların elinden tutmayı sürdürmeye devam edecektir. İnanın ki millet varlığı dediğimiz varlık çok geniş bir parantezdir. Biz Türkiye'deki millet varlığımızdan bahsederken sadece 81 milyondan bahsetmiyoruz. Türkiye'deki millet varlığımız Asya'nın içlerinden Afrika'nın en batısına, Avrupa'nın ortalarından Afrika'nın güneylerine kadar uzanan büyük bir varlıktır. Birkaç tane örnek vermek isterim. Geçtiğimiz aylarda Sudan'a gittik. Sudan'da bizi karşılayan, ben Cumhurbaşkanımızdan 15 gün evvel de gitmiştim Kültür Bakanları toplantısına. Bir karşılayan ailenin fertleri geldiler. Sultan Ali Dinar'ın torunları. Sultan Ali Dinar kim? Sultan Ali Dinar Osmanlı emperyalistlere karşı cihat ilan ettiği zaman cihat edilmiş diyerek bunu duyar duymaz etrafındaki kabileleri silahlandırarak İngilizlere karşı ayaklanan Darfur'un, Sudan'ın güneyindeki Darfur bölgesinin son sultanı. Dediler ki Türkiye'den bir bakan gelmiş, sizi karşılamaya geldik. Gözleri doldu, söyledikleri sözler dolayısıyla da bizim gözlerimiz doldu. Şimdi biz çok şükür Darfur'daki Ali Dinar'ın sarayını yeniden onarıyoruz ve 2018 yılında inşallah TİKA bunu onarımını bitirdikten sonra açılışı yapılacaktır. Bizim millet varlığımız, bizim gönül dostlarımız, milletin sevenleri ta Afrika'nın ortalarındadır. Myanmar'da sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için kılıçtan geçirilen, yakılan, gittik orada kamplarda gördük. Ve bir kere daha iftihar ettik ki o kamplarda neredeyse Türkiye'den başka kimse yok. Bizim bütün kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız orada cansiperane bir şekilde Türkiye'nin elini oradaki dostlarına, Bangladeş'in Cox's Bazar denilen bölgesinde oradaki dostlarımıza, Myanmarlılara, Arakanlara uzatıyor. Arakan'da dünyanın girmeye çekindiği, korktuğu Arakan'da Türk şehitliğini bularak imar ettik. Orada Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere Filistin cephesinde esir düşen zabitlerin ve öğretmenlerin önce Hindistan'a sonra Arakan'a götürülmüşler. Orada esir tutulmuşlar. Orada şehit olmuşlar. Biz şimdi aradan bir asır geçtikten sonra onlara ulaştık ve oradaki şehitliğimizi 2 sene evvel ziyarete açmış bulunuyoruz. Bizim millet varlığımız ta Arakan'a kadar uzanıyor. Yine geçtiğimiz günlerde Cezayir'e gittik. Cezayir'de Kasba diye bir yer var, kasaba. Bozula günlük lisanda Kasba olmuş. Orada birkaç bakan arkadaşımızla, Sayın Bülent Tüfekçi ile Ahmet Eşref Fakıbaba ile beraber kasabayı dolaştık. Orada kahvede oturduk. Bize girerken dediler ki buraya girmeyin, buraya yabancılar girmez. Tehlikeli bir yer. Ya dedik biz Türk'üz, bize bir şey olmaz. Biz gireriz buraya. Girdik, o kahvedeki yaşlı amcaların, biz Türkiye'deniz, Sayın Erdoğan'ın arkadaşlarıyız, Türk hükümetinin bakanlarıyız dediğimiz zaman, o gariban fukara kahvede bize gösterdikleri ihtimamı, ev sahipliğini görseniz, gerçekten fevkalade duygulanırdınız. Oradan yokuş yukarı aşağı doğru indik. Ayakkabı sayacıları, bakırcılar, ustalar, Türkiye, Erdoğan falan deyince hepsi ayağa kalkıyor, büyük bir hürmet gösteriyor. Baktık ki bizim millet varlığımız Cezayir'e kadar uzanıyor. Değerli kardeşlerim, böylesine büyük bir şey. Son olarak, çok örnek var da son olarak şunu söyleyeyim. Yine 2-3 hafta evvel Moğolistan dönüşü Afganistan'a uğradık. Afganistan'da, gazeteci arkadaşlarımızdan da olan arkadaşlar vardı.
Afganistan'da bizim Türk komutanlığı, oradaki üssü bizimkiler kontrol ediyor. Maalesef hayatın çekilmez olduğu bir yer. Her gün 30-40 kişinin terör saldırılarından hayatını kaybettiği bir başkent Kabil. Komutan Sayın Başbakanımıza ve bizlere briefing verirken şöyle bir hikaye anlattı. Dedi ki biz diğer askerler gibi sadece zırhlı araçlarla gidip halkın arasından geçip geri dönmüyoruz. Biz mesela diyelim ki sağlık hizmetleri götürüyorsak biz de askerler olarak gidiyoruz doktorlarla beraber. Eğitim hizmetleri veriyorsak onlarla beraber gidiyoruz. Yardım malzemeleri, yiyecek malzemeleri beraber gidiyoruz. Bir şey dikkatimizi çekti dedi komutan. Anlatırken onun da gözleri doldu. Biz de zor tuttuk kendimizi. Bir şey dikkatimizi çekti. Afgan kadınları, bırakın yabancı bir erkeği, Afganlı bir erkeğin olduğu odaya dahi girmiyorlar. Ama baktık ki biz Türk subayları, Türk askerinin olduğu odalara Afgan kadınları çok rahat bir şekilde giriyor. 1, 2, 3, 5 bunu gördüm. En sonunda tercüman vasıtasıyla sordum Afgan kadınlarına. Ya demiş bizim komutan, Allah aşkına demiş, yani madem erkekler namahrem, biz de adamız, biz namahrem değil miyiz? Bizden niye kaçmıyorsunuz? Cevap muhteşem, tüyleriniz ürperir. Bizim için Türk askeri namahrem değildir demiş. Yani Türk askerini kendi amcası, dayısı, kardeşi, evladı gibi görüyor. Bu güvene sahip olmak Allah'ın büyük bir lütfu ama büyük bir sorumluluktur. Bizim millet varlığımız işte oradadır. Bütün bunların hepsini düşünerek çok geniş bir coğrafyada sahip olduğumuz bu gücü, bu imkanı insanlığın hizmetine sunmak da boynumuzun borcudur. İşte onun için hep beraber, kim nerede ne yapıyor olursa olsun, hep beraber büyük ve güçlü bir Türkiye istikametinde yürümeye devam edeceğiz. Bu seçimler nihayetinde bizim için bir imkandır. Yeni bir dönüm noktasıdır. Bu seçimlerden sonra Türkiye daha istikrarlı, daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Ve inşallah Türkiye bu söylediğim bütün alanlardaki gücünü artırarak Allah'ın izniyle tarihte olduğu gibi yeniden güçlü, şerefli ve büyük bir millet olarak dünya sahnesinde yerini alacak. Ben bu vesileyle bu istikametteki çabalarımızda Anadolu medyasının da ister görsel olsun ister yazılı olsun Anadolu medyasının da büyük bir sorumluluğu olduğunu ifade etmek isterim. Sizin de yeniden güçlü büyük Türkiye'yi inşa etme mücadelesinde paydaşlarımız olduğunuzu ifade etmek isterim. Her bir vatandaşımıza bu büyük hedefleri anlatmak ve bu istikamette yol almaya hep beraber çalışmamız gerektiğini sizlerle paylaşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki, bugün herhalde dağılacaksınız. Dün gelen arkadaşlarımız, bugün gidecek olan arkadaşlarımız, kalacak olanları da misafir ederiz başımız üstüne. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel hatıralarla ayrılırsanız, orduyu da tanıtmak bakımından bu kurultayın faydalı olduğunu, verimli olduğunu düşünüyorum. Ellerinize sağlık. Sizlerle başka ortamlarda da görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun.